Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Hun. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Bind haritasındaki Sage duvar taktiklerini inceleyeceğiz arkadaşlar. Sage'in çoğunuzun bilmediği birkaç duvar taktiğini göstereceğim sizlere. Ama videoya geçmeden önce videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanala abone olmanız çok önemli arkadaşlar. Şu anda da ekranda gördüğünüz gibi videomuzu izleyip de kanalımıza abone olmayan kullanıcıların sayısı gerçekten çok fazla. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak bu tarz eğitici içeriklerden herkesten önce haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoları çekmek için çok büyük emekler veriyoruz arkadaşlar. Video çek, editle, yükle falan filan derken bayağı bir zamanımızı alıyor. Yani sizin izlediğiniz bu 10 dakikalık video için ben 2 saat 3 saat uğraşıyorum neredeyse. Yani siz bu 2 saatlik 3 saatlik emeğimin karşılığını bir saniyede bir tık atarak abone olarak like atarak verebilirsiniz arkadaşlar. Destekleriniz için şimdiden hepinize teşekkür ederim. Hadi videomuza geçelim. Evet, şimdi arkadaşlar A bölgesinden başlayacağım. A bölgesine savunmada atabileceğiniz öncelikle birkaç tane basit duvardan bahsedeceğim. Diğer duvarlara daha sonra geçeceğiz. Öncelikle basit duvarları bir geçelim. Daha sonra işte agresif Sage oynamak için atabileceğiniz duvar taktiklerinden de bahsedeceğim. Öncelikle arkadaşlar hamamı kapatabileceğiniz 2 adet duvar var. Birincisini buraya geldiğinizde atabilirsiniz ki buraya gelip bu duvara atmanızı önermem. Bu duvarı buraya attığınızda arkadaşlar gördüğünüz gibi 2 tane duvar kırmadan giremeyecek. Bunu kırdıktan sonra hemen kıralım hatta. Bakın bunu kırdıktan sonra buraya geldiğinde bu duvarla tekrardan karşılaşacak. Ama duvarı gösterdiğim şekilde atmanız önemli arkadaşlar. Buraya atmanızı önermem. Neden önermem? Çünkü siz buraya elinizle duvarla gelip bu duvarı kurana kadar rakip oradan pikleyip size vurabilir. Onun yerine direkt olarak rakibinin sürekli bir hamam oyunu yapıyorsa arkadaşlar. Buradan bakın tam olarak şu şekilde attığınız bir duvar sayesinde. Yine arkadaşlar iki duvar kırmadan buraya giremeyecek. Bakın direkt olarak şunu kırmaya çalışacak. Bunu kırdığında geçemeyecek. Bunu da kırmak zorunda kalacak. Ve rakibiniz bu duvarı kırana kadar siz takım arkadaşlarınıza infoyu vererek A sayıda diğer takım arkadaşlarınızı toplayabilirsiniz. Veya bu duvar arkadaşlar direkt olarak şu şekilde de atabilirsiniz. Bu şekilde attığınız bir duvar sizin buraya çıkmanızı sağlayacak. Ve rakiplerinizin alışık olunmadık bir noktadan rakiplerinize pikleyip onların aimini bozarak onları vurma şansı yakalayacaksınız arkadaşlar. Şimdi de şurada atılan basit bir duvarımıza gelelim. Bu duvarı herkes biliyor ve çoğu kişi tarafından kullanılıyor zaten. Buradan piklemenizi önermem. Pikleyip vurabilirsiniz ama piklemenizi önermem arkadaşlar. Çünkü rakibiniz bir anda 3 kişi 4 kişi pik attığında adam vuramadan ölme şansınız var. O yüzden piklemenizi önermem. Duvarınızı kurun, geriye çekilin, bu bölgelerde falan bir pozisyon alın. Rakip sayda girdiğinde buradan kolaylıkla vurabilirsiniz. Tabi burada durduğunuzda aynı zamanda hamam bölgesinde kontrol etmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Şimdi de geldik A bölgesinde agresif Sage oyunu sergileyebileceğiniz bazı duvarlar arkadaşlar. Bakın mesela şuraya attığınız bir duvar sayesinde buradan sadece ince bir headshot açısı elde ediyorsunuz. Buradan rakiplerinizi sadece kendi kafanızı göstererek buradan rakiplerinizi güzel bir şekilde indirme şansı yakalıyorsunuz arkadaşlar. Agresif Sage oyunu için kullanabileceğiniz bir duvar taktiği bu. Ama bu duvarların hepsinde arkadaşlar bunları kullanırken takım arkadaşlarınızla haberleşin. Takım arkadaşlarınızla iletişim kurun. Şimdi mesela şu arkadaş diyor niye rank atlayamıyorum, niye rankım yükselmiyor falan filan. Arkadaşlar bu oyundaki en önemli şey iletişim. Eğer bu oyun tek kişi tarafından oynanılabilecek bir oyun olsaydı takım halinde oynanmazdı. Yani takım halinde oynayacaksınız ki takımla iletişim halinde olacaksınız, infolu oynayacaksınız. Bir şey yaparken takım arkadaşlarınıza bunu söyleyeceksiniz ki takım sizin ne yapmaya çalıştığınızı anlasın ve onlar da kendince sizin yaptığınız taktiklere göre sizin taktiğinize uyumlu olarak başka bir taktik üretsinler. Gibisinden. Yani infolu oynamak, haberli oynamak arkadaşlar, iletişim halinde oynamak her zaman önemli. Bunlara dikkat edin. Şimdi gelelim agresif oyun sergileyebileceğiniz bir başka Sage duvarına. Arkadaşlar buraya koyduğunuz bir Sage duvarı hem hamam bölgesini hem short bölgesini hem de hem lamba, short ve hamam bölgesini açı elde etmenizi sağlayacak. Ve rakipleriniz alışık olunmadık bir nokta olduğundan dolayı ilk bakacakları nokta burası olmayacaktır. Siz onlar sizi fark etmeden önce onları vurup öldürebilirsiniz arkadaşlar. Buradan bu tankın üzerine atlayıp tekrardan yapalım. Oradan bu tankın üzerine atladınız arkadaşlar. Bu tankın üzerinden de biraz zor ama şu duvarın üstüne atlayabiliyordunuz.
diyebiliyorum. Yanlış olmasın, yanlış da taktik vermeyeyim ama bir canlı yayında görmüştüm sanki o tankın üstünden kapının üstüne atlayan birisini görmüştüm diye hatırlıyorum. Arkadaşlar şurayı şu şekilde kapatıp hamam bölgesini kapatıp aynı zamanda kendinize yükseklik kazandırabileceğiniz bir başka yerse burası. Hamam bölgesini kapatmanın fazla bir mantığı yok ama rakipleriniz sizin burada olduğunuzu tahmin etmeyecektir. Yani görecekler fakat eğimleri aşağıda olacak. Onlar eğimlerini bozana kadar siz onları vurmuş olacaksınız arkadaşlar. Yükseklik her zaman önemli bu oyunda. Her zaman söylediğim gibi şimdi de söylüyorum. Şimdi gelelim saldırı bölgesine atabileceğiniz duvarlar arkadaşlar. Saldırdınız, geldiniz. Buraya girdiniz. Site'a girdiniz rahat bir şekilde. Adamları vurdunuz falan filan. Bomba size bomba kuracaksınız. Tak şuraya açtığınız bir duvar arkadaşlar sizin rahat bir şekilde bu köşeye bombayı kurmanızı sağlar. Dediğim gibi önemli bir şey arkadaşlar, duvar taktikleri. Oyunun akışına göre, oyunun işte o anki rakiplerin konumuna göre falan filan bunları değiştirebilirsiniz. Mesela farklı bir senaryo gerçekleştirelim saldırı bölgesinde. Buradan geldiniz, tak bombayı kuracaksınız. Hamamda bir oyuncu var. Hemen arkadaşlar şuraya bu duvar kuruyorsunuz. Hop gelip burada bombanızı rahat bir şekilde kurabiliyorsunuz. Bildiğiniz gibi bu kutular mermi geçiriyor. Burada bomba kurarsanız şu hamamdaki oyuncu sizi mıhlar burada. O yüzden arkadaşlar kurduğunuz duvar sayesinde bu duvara o kadar ileri değil de yani şuraya da kurabilirsiniz. Buraya kurduğunuz bir duvar sayesinde buraya rahatlıkla bombanızı kurabilirsiniz arkadaşlar. Tabii siz hamam bölgesinden korunurken diğer takım arkadaşlarınıza infoyu verirsiniz. Siz de bu bölgeden çıkacak düşmanlara karşı korun. Yani dediğim gibi iletişim kurarsanız arkadaşlar hiçbir zaman ortada kalmazsınız. Yani siz orada info vermediniz takım arkadaşlarınıza. Siz burada duvarı kurdunuz. Burada bombayı kuruyorsunuz. Şuradan bir oyuncu çıkar gelir size burada vurur. Sonra takım arkadaşlarınız yok efendim beni niye korumuyorsunuz? Yok efendim ben bomba kuruyordum demeyin. Çünkü info vermiyorsunuz abi. Ben bomba kuruyorum şu bölgeye bakın işte hamam bölgesine short bölgesine bakın derseniz. Takım arkadaşlarınız o bölgeleri kontrol eder. Çıkan oyunculardan sizi korurlar. Ama info vermezseniz koruyabileceklerini sanmıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi geldik B bölgesine. B bölgesinde öncelikle arkadaşlar kullanabileceğiniz basit savunma duvarlarından bahsedeceğim. Daha sonrasında diğer duvarlarımıza geçeceğiz. Burada bir ulti küremiz var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu Sage'in ultisi canlandırma yeteneğinin sahip olduğundan dolayı çok önemli arkadaşlar. O yüzden gördüğünüz her ulti küresini almaya çalışmanız gerekiyor. Buradaki ulti küresini de basit bir şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. Gelirsiniz buraya kurduğunuz bir duvar taktiği sayesinde hem long saldırılarını yavaşlatmış olursunuz hem de ulti kürenizi alıp ultinize bir tık daha yaklaşmış olursunuz arkadaşlar. Hookka'dan gelen saldırılara karşı iki farklı duvar var. Birisi az önce gösterdiğim gibi bir tanesi de şu arkadaşlar. Buraya kurduğunuz bir duvar sayesinde hem rakiplerinizin beklemediği bir yerden pik atabilirsiniz. Hem de kurduğunuz bu duvar sayesinde arkadaşlar saldırılarını yavaşlatmış olursunuz. Duvarı kırmaya başlayan rakibinizi çıkıp pikleyip vurabilirsiniz arkadaşlar. Veya şuraya kurabileceğiniz başka bir duvar var. Buraya kurduğunuzda yine aynı şekilde hukuka saldırısını yavaşlatmış olursunuz. Long'daki saldırılara karşı şuraya kurabileceğiniz şöyle bir duvar var. Buraya kurabileceğiniz böyle bir duvar var. Veya agresif bir oyun sergilemek istiyorsanız şuraya şu şekilde bir duvar kurabilirsiniz. Bakın bu duvar çapraz şekilde kurmanız gerektiği neden önemli olduğunu göstereceğim. Bu duvar çapraz şekilde kurduğunuzda buradan bunun üstüne çıkabilirsiniz. Rakiplerinize buradan pikleyebilirsiniz. Yani bu kurabildiğiniz 3-4 çeşit duvar sayesinde arkadaşlar rakiplerinizin saldırılarını yavaşlatabilir ve takımınıza kendinize avantaj sağlayabilirsiniz. Ama bu duvarları yaparken dikkat etmeniz gereken şeyler var arkadaşlar. Rakip oyuncuların şimdi örnek veriyorum long tarafından 5 kişi rushlıyor. Long tarafından 5 kişi rushlayan oyuncuya karşı bu duvarı kurmanız çok mantıklı. Ama unutmayın ki bu duvarı sadece bir kere kullanabiliyorsunuz. İşte long tarafında direkt bir düşman görüp de geldiniz burada bir düşman gördünüz hemen anam hepsi long hepsi long kur yaparsanız olmaz. Çünkü bu duvar önemli bir duvar arkadaşlar. Bir kere kullanabiliyorsunuz oyun içerisinde ve boşa kullanırsanız örnek veriyorum buradan gelen bir kişi yüzünden buradan gelen 4 kişiye yol açtınız. Buradan bir kişi geliyor bir kişi gördünüz ama siz 5 kişi geldiğini sandınız. Burayı kapattınız ama buradan şu anda 4 kişi geliyor burayı kapatamıyorsunuz. Yani o yüzden arkadaşlar duvar kullanımına dikkat edin duvar kullanımı önemli. Hemen şu duvarı kıralım. Başka bir duvar taktiğinden de bahsedeceğim sizlere. Şimdi arkadaşlar benim en sevdiğim duvarlardan birisi bu hookka'nın bu bölgesine atılan bir duvar. Çok farklı bir açı oluşturuyorsunuz kendinize. Buranın en ucuna geliyorsunuz abi. Şu şekilde duvarın üstünde kalması lazım ama şeyiniz. Duvarınız tahtanın üzerinde. Tam olarak bu şekilde eğilerek açmanız çok önemli bir duvar. Eğilmeden açtığınızda ne olduğunu göstereyim size. Eğilmeden açtığınızda duvar kırılır. Arkadaşlar.
Eğilerek açmanız gerekiyor bu duvarı. Bir de arkadaşlar eğilerek açayım duvarı. Gördüğünüz gibi duvarımız kırılmadı. Bu duvarı eğilerek açmanız önemli arkadaşlar. Eğer eğilerek açmazsanız bu duvarı kırılır duvar. O yüzden kurduğunuz duvar hiçbir işe yaramaz. Buradan da long bölgesine pikler atabilirsiniz veya heaven bölgesinden gelen yani hukka bölgesinden gelen rakiplerin sizin burada olduğunuzu tahmin bile edemeden çıkıp onları burada vurabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu da harika bir duvar. Benim en sevdiğim duvarlardan birisi. Veya agresif başka bir agresif sage oyunu mu oynamak istiyorsunuz arkadaşlar? Rakipleriniz hukka şeyden geldi örnek veriyorum longtan. Hop çıktınız bu kutunun üstüne agresif bir sage oyunu sergilediniz arkadaşlar. Veya az önce gösterdiğim gibi hop buraya bir tane şu şekilde çapraz şekilde bir duvar ördünüz. Hem hukka long bölgesini kapatmış oldunuz. Yapamadık da üstüne çıkamadık duvarın. Tekrardan şey yapalım. Hem burayı kapatmış oldunuz hem de siz buraya çıkmış oldunuz arkadaşlar. Yani bu duvar taktiklerini kullanarak arkadaşlar rakiplerinize karşı öncelikler elde edebilirsiniz. Saldırı bölgesindeyken kullanmayı sevdiğim duvarlardan birisi arkadaşlar şu teleportun önünü kapattığım duvar. Şu şekilde teleportun önünü kapattığınızda arkadaşlar B bölgesinden A'ya A bölgesinden B'ye hızlıca rotate atamıyor rakipleriniz. Ta base bölgesinden dolaşmak zorunda kalıyor. Bu da size zaman kazandırıyor. Örnek veriyorum B side'ı açtınız, B side'ı 2 kişi tutuyor. Hemen gelip buraya iki kişiyi yok ettikten sonra buraya açtığınız bir duvar rakiplerinizin hızlı rotate'ini engelleyecektir ve size ekstradan zaman kazandıracaktır arkadaşlar. Veya işte rakipler geldi bu bölgedeler. Bu bölgenin adını unuttum. Bu elbow'a bir tane duvar açarak arkadaşlar rakiplerinizin bu oradan dolaşıp elbow bölgesinden konuşamadım. Piklemelerini önlersiniz. Örnek veriyorum rakip buradan geldi. Tak sizi görmedi. Geçti devam etti buradan geldi. Fark edersiniz şu anda zaman kaybediyor. Çünkü oranın açık olduğunu düşünüyor. Oradan size pikleyecek. Geldi buradan baktı buralara. Baktı. Yaklaşık bir 10 saniye zaman kaybetti. Buraya bir geldi. Hop çat burası kapalı. Ondan sonra tekrar geri dönmek zorunda kalacak. Ve bu ona zaman kaybettirecek arkadaşlar. Bu şekilde duvarlar kullanarak rakiplerinizin hızlı araçlarını engelleyebilirsiniz. Veya direkt az önce gösterdiğim teleport duvarını kurmazsınız. Buraya bir duvar kurarsınız. Buraya bir duvar kurduğunuzda yine aynı şekilde rakipleriniz yavaşlamış olacaklar. Duvarı kırmak zorunda kalacaklar. Duvarı kırana kadar da siz onları fark etmiş olacaksınız. Yani her türlü avantajı var arkadaşlar. O yüzden bu duvarı nasıl kullanacağınıza dikkat edin. İsterseniz buraya az önceki anlattığım senaryo gibi bir senaryo yaşarsınız. B bölgesine rush atarsınız. B bölgesinde iki tane rakip oyuncu vardır. İki rakip oyuncuyu öldürdükten sonra A bölgesindeki rakip oyuncuların rush'ını yavaşlatmak için teleport bölgesine de bu duvarı kurabilirsiniz. Elbow bölgesine de bir duvarı kurabilirsiniz veya direkt olarak buraya kapatabilirsiniz. Bu üç çeşitli duvardı arkadaşlar. Rakibinizin size karşı olan rush'ını yavaşlatacaktır. Yani bazı arkadaşlar geliyor bombayı kurduktan sonra buraya duvar kuruyor, buraya duvar kuruyor. Ne gerek var arkadaşlar bu duvarlara? Zaten şimdi bakın. Şurası. Bakın burası uzun bir bölge. Şimdi hızlı şöyle hatta bıçakla hızlı pikler atarsanız rakibiniz buradan geliyor mu gelmiyor mu görebilirsiniz. Rakibinizi gördüğünüz an geriye çekilirsiniz. İşte takım arkadaşlarınıza infoyu verirsiniz long'dan geliyor diye. Yani bu şekilde arkadaşlar basit duvarlar kurmayın. Daha aktif kullanılabilecek, daha işinize yarayacak duvarlar kullanarak arkadaşlar oyunu aleyhinize çevirebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bind haritasındaki sage duvar taktikleri videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve özellikle videonun başında bahsettiğim gibi kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinize ihtiyacım var. Destekleriniz için şimdiden hepinize çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.